Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz yeni bir videoyla. Şimdi sitokinez 1 ile 2 tane hücre oluşturmuştuk. Bakın hatırlayalım. 2 tane hücre oluşturduk. Şimdi bu hücrelerden bir tanesini alıyorum. Ve bu hücreyi mayoz 2'de bakalım neler başına gelecek görelim arkadaşlar. Şimdi hücrelerden bir tanesini aldım. Tabii ki karyokinez 2'den devam ediyoruz. Karyokinez 2'nin ilk evresi de yani 1 diyorum profaz 2. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Mayoz 1 ve mayoz 2 arasında kesinlikle yeniden bir interfaz evresi olmaz. Tamam, bunu unutmayalım. Bunu not olarak zaten yazacağım. Şöyle diyelim. Bakın profaz 2 evresinde neler gerçekleşiyor. Şimdi bizim hücremiz vardı, değil mi? N eşittir 3 kromozomlu hücremiz vardı. Yine burada çekirdek zarı erir. Bir tane de sentrozom vardı. Arkadaşlar bu sentrozom eşlenir. Bakın normalde sentrozom nerede eşleniyor? İnterfazda. Ama ikisi arasında yeniden bir interfaz evresi olmadığı için sentrozom mecburen profaz 2 evresinde eşleniyor arkadaşlar. Bu profaz 2 için oldukça önemli bir özelliktir. Daha sonra bizim yine bakın şöyle aldım hücremizi. Bu hücremiz işte kromozomlar belirgin hale gelmiş şekilde zaten çekirdekçiklerin endoplazmik retikulum oluşmamıştı. Oluşabilir de oluşmayabilirdi arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim kesinlikle atlamayalım. Ama biz oluşmadığını varsayıyoruz ve bu şekilde bir evre gerçekleşiyor. Profaz 2'de önemli olan ve bilmeniz gereken şey şudur. Sentrozom eşlenerek iğ iplikleri oluşturmaya başlar. İğ ipliklerini oluşturmaya başlar. Daha sonra çekirdek zarı erir. Çekirdek zarı erir arkadaşlar. İşte kromozomlar yine belirgin hale gelir. Bu şekilde profaz 2 gerçekleşir. Kromozomlar belirgin hale gelir. Şimdi şunu da söyleyeyim. Normalde mayoz 1'in hemen sonunda mayoz 2 başlar. Erkekler için söylüyorum bakın. Erkeklerde üreme hücresi üretimine spermatogenez. Kadınlarda üreme hücresi üretimine oogenez diyoruz. Bunu zaten eşeyli üreme kısmına geldiğimiz yani insanda üreme kısmına geldiğimiz zaman anlatacağım arkadaşlar. Burada kısaca şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Spermatogenez erkeklerde üreme döneminde yani ergenlik döneminde başlar ve hayat boyu devam eder. Kadınlarda ise ta anne karnındayken başlar arkadaşlar mayoz. Mayoz 1'in bakın profaz evresini geçirir ve metafaz evresinde kalır. Metafaz evresinden sonra gerçekleşen olaylar da üreme döneminde yani ergenlik döneminde gerçekleşir arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Yani kısaca şunu söylemek istiyorum. Erkeklerde mayoz bölünme ergenlik döneminde başlar, hayat boyu devam eder. Kadınlarda anne karnında başlar, kısa bir süresi gerçekleşir. Geriye kalan kısmı da nerede devam ediyor? Ergenlik döneminde başlayıp menopoz dönemine kadar devam ediyor arkadaşlar. Spermatogenez sonucunda sağlıklı birbirinden farklı 4 tane sperm hücresi üretilirken oogenez sırasında arkadaşlar bir tane hücre üretilir, bir tane büyük hücre üretilir. Geriye kalanlar ise sitoplazma eksikliğinden kaynaklı olarak ölürler, kaybolurlar. Ya kısaca bunları bilmeniz şimdilik yeterlidir. Dediğim gibi üreme kısmına gelince detaylı olarak anlatacağız. Şimdi profaz 2'den sonra hangi evremiz gelecek? 2 diyeceğiz. Metafaz 2. Metafaz 2. Arkadaşlar metafaz 2 evresinde yine mikrotübüller gelip işte kromozomlara tutunuyorlar. Hani profazın sonunda prometafaz dediğimiz bir evre vardı ya. Yine burada da prometafaz evresi gerçekleşiyor ama ben mitozda zaten detaylı olarak anlattığım için burada çok öyle o detaylara girmedim. Sadece kısaca evrelerde neler oluyor bunları anlatıyorum. Arkadaşlar sentrozomlar şu şekilde kutuplara doğru çekildiler. Daha sonra bizim kromozomlar geldiler bu şekilde merkeze dizildiler. Tabii ki ne sayesinde? İğ iplikleri sayesinde. Bu sentrozomlar iğ ipliklerine tutunduktan sonra iğ iplikleri kromozomlara tutunduktan sonra bunları merkezde dizilmesini sağlıyor arkadaşlar. O zaman yazalım. Kromozomlar. Bakın burada artık homolog kromozom demiyorum. Çünkü homolog kromozomlar ayrıldı. Bunlar artık ayrı ayrı her biri bir kromozom.
Kromozomlar merkezde dizilirler. Metafaz 2 evresi bu şekilde sonlanır arkadaşlar. Daha sonra gelelim 3. evremize. Anafaz evresi, anafaz 2. Anafaz 2 evresi. Burada da ne oluyor arkadaşlar? Burada da yine şöyle çizeyim bakın. Yine şunlar bizim sentrozomlarımız. Kardeş kromatitler, hatta kardeş olmayan da desek olur. Çünkü hepsi kardeş değil arkadaşlar. Anneden ve babadan gelenler de bir araya gelmiş olabilir ama biz yine kardeş kromatit olarak bahsedeceğiz. Kardeş kromatitler ne olur? Birbirlerinden ayrılır. Bu evrede ayrılma olayı gerçekleşir. Kardeş kromatitler birbirinden ayrılır. Birbirinden ayrılır. İplikleri kısalık kalınlaştığı için bu ayrılma gerçekleşiyor. Gelelim 4. evremiz ve karyokinez için son evremiz arkadaşlar. Telofaz 2. Telofaz 2 evresi. Bu da yine boğumlanma burada başlıyor. Şu şekilde bakın. Boğumlanma, yani işte o oyuk dediğimiz olay gerçekleşiyor. Çekirdek zarı oluşuyor arkadaşlar. Daha sonra endoplazm retikulum, çekirdekçik ortaya çıkıyor. Sentrozomlar iyi ipliklerini kaybediyorlar. Ve artık bizim bakın kromatitlerimiz birer kromozom haline aldılar anafaz evresinde. Bunlar artık kromozom diyoruz arkadaşlar, unutmayın. Kromozom diyoruz. Bu şekilde birbirlerinden ayrıldılar. O zaman anafaz 2 evresinde yine kromozom sayısı geçici olarak 2 katına çıkar diyebilir miyiz? Evet, yazayım hatta şuraya. Kromozom sayısı geçici olarak, grafiklerini çizeceğim zaten, 2 katına çıkar. 2 katına çıkar arkadaşlar anafaz evresinde. Telofazda da yine aynı şekilde devam ediyor. Şöyle diyelim. Boğumlanma başlar. Profazın tersi olaylar gerçekleşir. Bundan sonra artık hangi evremiz var? Sitokinez 2 evremiz var arkadaşlar. Sitokinez 2. Burada da tamamen hücreler birbirinden ayrılır. Şöyle hücreler birbirinden ayrılır. İki tane de bir hücreden toplam 4 tane hücre oluşturulur arkadaşlar. N eşittir 3 kromozomlu. Çünkü başlangıçta 6 kromozomlu canlımız vardı. Ve ne oldu hücremiz? Kromozom sayısı yarıya düştü. Hücreler birbirinden ayrılır. Ayrılır arkadaşlar ve bu şekilde olayımız sonlanıyor. Şunlar da sentrozom. Bakın şu şekilde olayımız sonlanıyor. Şöyle göstereyim. Evet. Böylece sitokinez 2'yi, karyokinez 2 yani mayoz 2'yi bitirmiş olduk. Şimdi gelelim bunlarla ilgili ben size grafik vereceğim arkadaşlar. Bu grafiklere bakalım. DNA miktarı ve kromozom sayısı ile ilgili grafikler vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben şöyle grafikleri çizdim. İlk önce DNA miktarı ile ilgili grafiğimizi gösterelim. Mayoz bölünmedeki bu grafikler önemli. Çünkü karşımıza çıkma ihtimali daha yüksek. Şimdi DNA miktarımız başlangıçta 2x'tir. 2x'den 4x'e çıkar. Peki bu hangi evrede gerçekleşir? İnterfaz evresinde. Başlangıç evremiz interfaz evresi. Daha sonra arkadaşlar 4x şeklinde devam eder. Mayoz 1 evresinin karyokinez evresinde, bakın karyokinez 1 evresinde 4x şeklinde devam eder. Sitokinez 1'e geldiğimiz zaman kaça düşer? 2x'e düşer tekrardan. Sonra mayoz 2'nin karyokinez 2'sinde yine 2x şeklinde devam eder. Sitokinez 2'ye geldiğimiz zaman ise ne olur? X'e düşer. Hemen evreleri yazayım şuraya, bakın. Şu şekilde kırmızı kalemle yazalım, belli olsun. Arkadaşlar interfaz evresinde ne oldu? 2 katına çıktı. Sonra karyokinez 1
Karyokinez 1'de 4x şeklinde kaldı. Sonra sitokinez 1'de 2x'e düştü. Sitokinez 1'de 2x'e düştü. Karyokinez 2'de arkadaşlar sabit devam etti. Sitokinez 2'de de yarıya düştü. Sitokinez 2'de de yarıya düşmüş oldu. İşte bizim DNA miktarı ile ilgili grafiğimiz bu. Sonra gelelim kromozom sayısı ile ilgili grafik. Arkadaşlar başlangıçta kromozom sayısı neydi? 2N. Sonra N'e düşüyor değil mi? Bakın başlangıçta 2N sonra N'e düşüyor. Sonra N şeklinde yine devam ediyor. Bir evreye geldiğimiz zaman tekrardan 2N'e çıkıyor. Daha sonra 2N şeklinde devam edince de tekrardan N'e düşüyor. Peki bu dalgalanmayı sağlayan nedir? Şimdi 2N'den N'e düşme evresine kadar olan şu kısım bakın karyokinez 1'dir. Karyokinez 1. Yarıya düştüğü evre arkadaşlar sitokinez 1. Sitokinez 1. Sonra geliyorum şuraya bakın. Karyokinez 2'nin profaz 2 ve metafaz ikisinde arkadaşlar N kromozomlu olarak devam ediyor. Sonra hani hatırlayın bakın tekrar şekli göstereyim size. Bakın N kromozom N eşittir 3. N eşittir 3 kromozom ama anafaza geldiğimizde her bir kromatide artık ne diyoruz? Kromozom. Bu zaman ne oldu? N eşittir 6 kromozom oldu. O yüzden geçici olarak kromozom sayısı kaça çıkıyor? Tekrardan 2N'e yani 2 katına çıkıyor arkadaşlar. O zaman burası anafaz 2'dir. Sonra burası sabit devam ediyor arkadaşlar. Bakın telofaz 2'de hala hücreler ayrılmadığı için 6 tane kromozom varmış gibi görülür. O yüzden burası telofaz 2'dir. Son olarak yarıya düştüğü evrede sitokinez 2'dir. İşte kromozom sayısıyla ilgili ve DNA miktarı ile ilgili grafiklerimiz bu şekildedir. Şimdi buraya bir de şöyle bir not yazmak istiyorum. Unuttum diğer sayfaya yazmayı. Arkadaşlar notumuz şu. Bir önceki videoda yazacaktım ama unuttum. Şöyle diyelim. Crossing over. Bakın genler arasındaki mesafe arttıkça crossing over ihtimali artar ve crossing over her zaman gerçekleşmek zorunda değildir. Evet, bu şekilde grafiklerimizi ve notumuzu da yazdık. Şimdi gelelim mitoz ve mayozun karşılaştırmasını yapalım arkadaşlar. Sonra artık mitozu mayozu bitirip soru çözümü videosuna geçelim. Şöyle mitoz yazıyorum. Şuraya mitoz. Karşısına da mayoz yazalım. Mitoz ve mayozun karşılaştırmasını yapalım. Evet, ilk özelliğimiz şu arkadaşlar. Birincisi, her çeşit hücre mitoz bölüme geçirirken sadece 2N kromozomlu yani diploid hücreler mayoz bölüme geçirebilir. O zaman yazalım. Her çeşit hücre yani N, 2N, 3N gibi kromozoma sahip hücreler mitoz geçirebilir. Mayoz içinde sadece diploid yani 2N kromozomlu hücreler mayoz geçirebilir. Gelelim bir diğer özelliğimize. Arkadaşlar mitoz bölünme çok hücreli canlıların vücut hücrelerinde görülür. Mayoz bölünme ise çok hücreli canlıların üreme ana hücrelerinde görülür arkadaşlar. Gelelim bir diğer özelliğimize. Mitoz bölünme arkadaşlar
kromozom sayısı ve mitoz bölümünde kromozom sayısı değişmez diyelim. Kromozom sayısı değişmez. Mayozda ne oluyor? Kromozom sayısı yarıya düşer, değil mi? Kromozom sayısı yarıya düşer. Daha sonra gelelim mitoz bölünmenin bir diğer özelliğine. Arkadaşlar, mitoz bölünmede oluşan hücreler birbirinin aynısıdır. Yani mitozda çeşitlilik yoktur. Çeşitlilik yok. Dediğim gibi mutasyon olmadığı sürece, ama mayozda çeşitlilik var. Mayozda çeşitlilik var. Bu çeşitlilik neyle sağlanıyordu? Crossing over ve homolog kromozomları rastgele ayrılması. Bu şekilde çeşitlilik sağlanıyor. Mitozun bir diğer özelliğine gelelim. Mitozda bölünme sonucunda iki hücre oluşur. İki hücre oluşur. Mayozda arkadaşlar dört hücre oluşur. Şimdi dört hücre oluşur derken bunu genel olarak söylüyorum. Az önce bahsettiğim gibi oogenezde bir tane hücre oluşuyor arkadaşlar. Geriye kalanlar, hani sağlıklı olarak bir tane hücre oluşuyor. Geriye kalanlar yok oluyorlar. Evet, mitoz bölünmede çekirdek ve sitoplazma bir kez bölünürken mayozda iki kez bölünüyor arkadaşlar. Çekirdek ve sitoplazma bir kez bölünür. Bir kez bölünür. Mayozda ise çekirdek ve sitoplazma iki kez bölünür. İki kez bölünür. Bir diğer özelliğimize geldiğimizde mitoz bölünme zigotun işte oluşumundan başlıyor, ölüme kadar devam ediyor arkadaşlar. Zigottan ölüme kadar devam eder. Mayoz bölünme ise arkadaşlar ergenlik döneminde başlar. Üreme dönemi boyunca devam eder mayoz bölünme. Bir diğer özelliklerimize geldiğimizde mitoz bölünme eşeysiz üremenin temelini oluşturur. Mayoz bölünme ise arkadaşlar eşeyli üremenin temelini oluşturur. Şimdi burada sadece mayoz değil tabii ki. Mayoz artı döllenme. Döllenme de yine eşeyli üremenin mayozla birlikte temelini oluşturduğu yapıdır arkadaşlar. Gelelim diğer özelliğimize. Mitoz bölünmede oluşan hücreler tekrar mitoz geçirebilir. Bakın, oluşan hücreler tekrar mitoz geçirebilir. Ama mayozda öyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Oluşan hücreler mayoz geçiremez. Çünkü neden? Kromozom sayısı yarıya düşüyor. Tekrardan yarıya düşme gibi bir ihtimali olmaz arkadaşlar. Evet, bu şekilde mitoz ve mayoz farklılıkları arkadaşlar bu şekilde gerçekleşiyor. Bir de size şunu da söylemek istiyorum mitoz ve mayozla ilgili. Evet, söyleyeceğim şeyi unuttum bu arada. Ne söyleyeceğimi unuttum. Bir not yazacaktım. Arkadaşlar, mayoz bölünme döllenme ile birlikte nesiller boyunca kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar. Mayoz döllenme ile birlikte kromozom sayısının nesiller boyu sabit kalmasını sağlar. Nasıl yapıyor bunu? Şöyle yapıyor. Arkadaşlar, şimdi mayoz bölünmede kromozom sayısı n'e düşüyor, değil mi? Yarıya düştü.
Sperm N kromozomlu, yumurta N kromozomlu. Bunlar döllenme sonucunda bir araya geldiler. İki N kromozomlu oldular. İşte bu şekilde bakın sürekli mayoz ve döllenme ile nesiller boyunca kromozom sayısı sabit kalmış oluyor. Evet, mitozu mayozu anlattık. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Sonraki videoda bunlarla ilgili soru çözümü yapacağız. Bu arada abone olmayı da unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.